Selamlar, ben Olcay Çelik. Kanala hoş geldiniz. Bugünkü videoda Microsoft Forms'da oluşturduğunuz form ve anketlerden elde ettiğiniz verileri Power BI ile nasıl analiz ederiz? Hep birlikte öğreneceğiz. Microsoft Forms'daki verileri Power BI'ye Power Automate ile aktaracağız. Power Automate, ankete verilen cevapları Power BI'ye anlık olarak iletecek. Ardından Power BI'de bu verileri kullanarak nasıl rapor oluşturulur göreceğiz. Bunu yapabilmek için API konnektörünü kullanacağız. Böylece çalışma süresi boyunca raporun anlık güncellenmesini sağlayacağız. Hadi hazırsanız başlayalım. İş dünyasına yönelik belirli dayalı raporlama ve yaptığımız Power BI Etmeni hoş geldiniz. Eğer kanalını ilk kez izliyorsanız her hafta güncelenen videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. MS Form'u kullanarak çalışan memnuniyetini ölçmek için 3 soruluk bir anket hazırladım. Anketimizin adı çalışan memnuniyeti. Çalışanların şirkete olan duygusal bağlılığını ölçüyor. Office 365 hesabınız varsa tüm uygulamalardaki MS formu kullanarak anket veya formları hızlıca hazırlayabilirsiniz. Formunuzu oluşturduktan sonra devam etmek için Power BI Bulut hizmetinde oturum açmanız gerekiyor. Power BI Bulut hesabınız yoksa işyeri yeri e-mail adresinizi kullanarak 60 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanabilirsiniz. Power BI Bulut hizmetinde oturum açtıktan sonra çalışma alanına gidelim. Şimdi yeni seçeneğine gidelim ve tıklayalım ve akış veri kümesi seçeneğine gidelim. Bu seçeneği kullanacağız çünkü gerçek zamanlı verilerle çalışacağız. Ankete verilen cevapları bu şekilde takip edebiliriz. Rapor çalıştığı sürece otomatik yenilenip raporları dinamik olarak görebiliriz. Şimdi akış veri kümelerine tıklayalım. Açılan pencereden API'yi seçelim. MS Form'un izin verdiği verileri API etkimiz olan Power BI hesabımızda görselleştirebileceğiz. Bunu Power Automate kullanarak yapacağız. Evet devam edelim. Bir sonraki aşamaya geçmek için ilerleyelim. Veri kümesinin adını Çalışan Memnuniyeti Anketi yapalım. Akıştan almamız gereken değerler az önce MS Formda oluşturduğumuz anket soruları olacak. Evet devam edelim. Daha önce oluşturduğumuz soruları kopyalayalım ve Power BI servise gidelim ve sırayla tüm soruları akıştan alınan değerlere yapıştıralım. Evet işte oldu. Veri türlerini metin olarak bırakalım. Zaten Power BI verileri otomatik olarak algılıyor. Ancak veri türlerini kullandığınız değerlere göre sayı, metin ve tarih saat olarak isterseniz değiştirebilirsiniz. Power BI'da veri setinden rapor oluşturabilmek için geçmiş veri çözümle seçeneğini aktif etmeyi unutmayın. Anket sorularına göre akış kodu aşağıda otomatik olarak oluşturuldu. Şimdi akış veri kümesini oluştur seçeneğine gidelim ve tıklayalım. Power BI 3 farklı ortam türüne göre akış veri kümesini oluşturdu. Birazdan bu akış veri kümesini Power Automate üzerinde kullanacağız. Şimdi akış veri kümesini kopyalayalım ve Notepad'e kaydedelim. Ardından Office 365 hesabımızı kullanarak Power Automate uygulamasını başlatalım. Power Automate üzerinde oturma açtıktan sonra menüden akışların menüsüne tıklayalım. Ardından yeni akış oluşturmak için yeni seçeneğine gidelim. Bu menüde hızlı sıfırdan bir akış oluşturacağız. Anlık akışın adı müşteri memnuniyeti olsun. Şu anda hızlı menülerde MS Form için akışı tetikleyecek seçenek gözükmüyor. Bu yüzden bu kısmı atlayalım. Böylece hemen akış oluşturmaya geçebiliriz. MS Form için gereken tetikleyeceği diğer tüm tetikleyiciler arasından hızlıca arayabiliyoruz. Tek yapmamız gereken Arama kısmına MS Form yazmak. Çıkan arama sonuçlarından MS Form'u seçelim. Akışı yeni bir yanıt gönderildiğinde tetikleyeceğiz. Evet devam edelim. Bu kısımda akışı uygulayacağımız anketi seçmeliyiz. Oturum açtıktan sonra MS Form'da oluşturduğumuz tüm formları otomatik olarak açılan menüden erişebiliriz. Evet devam edelim. Daha önce oluşturduğumuz çalışan memnuniyeti adlı formu seçelim. Evet artık diğer adıma geçebiliriz. Şimdi yeni bir adım ekleyelim bir önceki adımda veri akışını nasıl tetikleyeceğimizi belirledik. Şimdi eylem olarak form üzerinde bir yanıt aldığınızda ne yapacağız belirtmemiz gerekiyor. Arama kısmına tekrardan MS Form yazalım. Ve eylemlerden yanıt alma ayrıntılarını seçelim. Form kimliği seçeneğinden hangi form üzerinde eylem yapacağımızı belirtmemiz gerekiyor. Açılan menüden çalışan memnuniyeti anketini seçelim. Ardından yanıtları dinamik olarak tanımlamamız gerekiyor. Yeni bir yanıt gönderdiğinizde bunu benzersiz olarak ayırt edebiliyor olmalıyız. Evet devam edelim ve yeni bir adım oluşturalım. Bu adımda yanıtları Power BI'ye aktarmayı ayarlayacağız. Bu yüzden arama kısmına Power BI yazalım ve seçeneklerden Power BI'yi seçelim. Ardından her yanıt aldığımızda Power BI'de yapacağımız eylemi yani veri kümesine satır eklemeyi seçelim. Daha sonra Power BI'de mevcut çalışma alanını belirtelim. Veri seti olarak Power BI üzerinde hazırladığımız veri setini seçelim. Akış verileri tabloya anlık olarak aktarılacağı için tabloyu real time data olarak ayarlayalım. Artık API entegrasyonunu bu kısımda yapabiliriz. Her sorunun yanıtını dinamik olarak okuyabilmek için form sorularıyla aşağıdaki alanları eşleştirmeliyiz. Evet devam edelim. Şirketin genel misyonunu anlıyorum. Bu soruya verilen yanıtları bu akışta kullanılacak bağlayıcıdan eşleştirelim. Şirket benden geri bildirim alıyor ve onlara göre hareket ediyor sorusunu da aşağı kısımdan eşleştirelim. Şirket başarılı olmam için gereken araçları ve eğitimi sağlıyor sorusunda gerekli bağlayıcı yani konnektörle eşleyelim. Evet entegrasyonumuz neredeyse tamamlandı. Artık yaptığımız otomasyonu kaydedebiliriz. Buraya kadar yaptıklarımızı tekrar edelim. Yaptığımız iş akışı şu şekilde gerçekleşecek. Önce yeni bir yanıt gönderildiğinde akışa başlayacağız. Ardından yakaladığımız bu bilgileri MS formdan okuyacağız. Ve daha sonra bu bilgileri Power BI'deki veri seti kümesine yazacağız. Evet devam edelim ve anket sonuçlarını görebileceğimiz raporu oluşturalım. Çalışma alanındaki veri kümesi ayarlarına gidelim ve rapor oluştur seçeneğini seçelim. Artık ankete verilen yanıtları görselleştirebiliriz. Anlık verilerin olduğu alanlar sağ tarafta. Bu alanlar MS form'daki sorular. Şimdi ilk soruya gidelim ve sürükleyip rapor alanına bırakalım. Ardından oluşan görsel öğeyi bu kısımdan halka grafiğe çevirelim. Şimdi verileri görselleştirebilmemiz için sayısal değerlere ihtiyacımız var. Bu grafikte ne tarz sayısal değerler görmek istiyoruz bir düşünelim. Ankete kaç farklı yanıt verilmiş öğrenmek istiyoruz. Bu yüzden soruya verilen yanıtları tekrar sürükleyip değerler kısmına bırakalım. Şu anda herhangi bir sayısal değer görmüyoruz. Çünkü ankete henüz yanıt verilmedi. Evet devam edelim. Ve diğer soruları da sürükleyip rapora bırakalım. Bu soruyu da halka grafik kullanarak görselleştirelim. Sayısal değer olarak yanıtları saymak istiyoruz. Evet soruyu sürükleyip tekrar değerlere bırakalım. Şu anda raporumuzda iki halka grafik var. Evet devam edelim ve son soruyu da sürükleyip rapora bırakalım. Bu sefer yatay çubuk grafiklerini kullanabiliriz. Unutmayın anketteki cevapları saymamız gerekiyor. Bu yüzden yine soruyu sürükleyip değerlere bırakalım. Yaptığımız rapor son derece basit bir rapor. Bu yüzden herhangi bir filtre veya dilimleyici ve benzeri görsel öğeler kullanmayacağız. Rapor oluşturduktan sonra kaydedelim ve rapora bir at yazalım. Raporun adı çalışan memnuniyeti raporu olsun. Evet neredeyse tamamladık sayılır. Şimdi MS Form'a yani anket kısmına dönüp ankete yanıtlar verebiliriz. Şu anda anketi doldurmak için sorulara rastgele yanıtlar veriyorum. Şirketin genel misyonunu anlıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Şirket benden geri bildirim alıyor ve onlara göre hareket ediyor. Hiçbir fikrim yok. Şirket başarılı olmam için gereken araçları ve eğitimi sağlıyor. Kesinlikle katılıyorum. Evet yanıtlarımızı verdik. Şimdi yanıtı gönder diyebiliriz. Evet devam edelim ve birkaç yanıt daha dolduralım. Harika elimizde görselleştirilecek kadar verimiz oluştu sayılır. Dilerseniz veri akışının gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edelim. Power Automate ekranımızı açalım ve ekranı yenileyelim. Evet veri akışları başarılı bir şekilde gerçekleşmiş. Artık Power BI raporumuzu kontrol edebiliriz. Şimdi anket raporunu bir kez güncelleyelim. Evet raporumuz güncellendi. Gördüğünüz gibi MS Form'daki verileri anlık otomasyon yardımıyla gerçek zamanlı bir şekilde Power BI'ye aktarabiliyoruz. İsterseniz veri akış kümelerini başka senaryolarda da kullanabilirsiniz. Mesela SharePoint üzerinde olan bir Excel tablosundaki MS form verilerini düzenli aralıklarla Power Automate yardımıyla okuyabilirsiniz ve ardından Power BI'de gösterleştirebilirsiniz. Uygulayabileceğiniz pratik senaryolar açıkçası sayıca fazla. Bu videoda MS form verilerini Power Automate kullanarak Power BI'de gösterleştirdik. Bu noktadan itibaren farklı anketler için oluşturduğunuz raporları isterseniz tek bir dashboard'tan da takip edebilirsiniz. Umarım Bugünkü video dijitalleşme yönünde iş yerinizde bir adım atmanızı sağlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer nasıl yapacağınız konusunda sorularınız varsa aşağıdaki yorumlardan sohbet edebiliriz. Power BI Eğitimleri TV kanalını ilk kez ziyaret ediyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs>